Will you load the ovens next week? Fine. Bağım yok mu? So, when does the training team get here? Nice. Yes, yes, it's okay for us to talk to you soon. Bye. Kısa zamanda çok iyi yol aldınız. Bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Hiç başlayamayacağımızı tahmin ediyordun hatta. Ama bu işte bir yanlışlık var. Annem sana kendi imkanların dışına çıkmayacaksın demişti. Çıktığımı kim söyledi? Emrine verilen arabada imkan değil mi? İyi de onu ben istemedim. Ama geri de çevirmedin. Korkma korkma. Altından çekip alacak değiliz. Ama gerçekten her alanda çok hızlı hareket ediyorsun. Buna çok mu şaşırıyorum? Bilmiyorum. Hayır. Ben merak ediyorum. Gerçekten. Niye benimle bu kadar uğraşıyorsun? Oho. Moralimi bozamayacaksın. Çünkü işimi iyi yapıyorum. Kendine çok güveniyorsun. Bu iyi bir şey. Ya her zaman değil. Çünkü hiç kimse vazgeçilmez değil. Değil mi? Yani hiç kimsenin konumu ne olursa olsun yerine güvenmemesi gerekiyor bence. En alt kademeden en üst kademeye kadar. Ne bileyim, yanlış sarf edilen bir söz. Yanlış atılan bir imza. İnsanın ayağının altında ne varsa kayıp gitmesine sebep olabilir. O imzanın Atilla'ya ait olup olmadığından emin olmamız lazım. Ama bunu kimse duymadan nasıl halledebiliriz? Banu'nun da Barış'ın da bunu araştırdığımı bilmemesi lazım. Anlıyorum ama mahkemeden inceleme için karar almak şart. Belki bir şeyler yapabilirsin. Aha, halletmeye çalışırım. Hayat dersi mi veriyorsun şimdi? Yok. Ne ettiğimi. Ben yalnızca biraz fazla haksızlık yaptığınızı düşünüyorum bana. Çok çabuk havalandı. Yüz ver sen de abla, yüz ver. Hı hı. Ancak akşam çıkışta gelebilirim. Ya oğlum gel işte sıcağı sıcağına konuşalım gel. Tamam işim biter bitmez gelirim. Eyvallah ben buralardayım, gelmeden önce bana bir telefon aç. Tamam tamam görüşürüz. Ha, kusura bakmayın şu maili göndermem gerekiyor. Yap işini. Tamam. Yorgun görünüyorsun. Öyle mi? Değilim halbuki. Farkında değilsin belki. Enerjin düşük, sinirlisin. Bunlar hep yorgunluk belirtileri. Yok, size öyle geliyordu. Hırçınlığının başka bir sebebi var o zaman. Eğer burasıyla ilgili bir huzursuzluğum varsa bunu açık açık dile getirmeni isterim. Eğer özel bir durumsa iş yerine taşımamanı tavsiye ederim. Her ikisi de değil. Bu sabah Barış'la olan konuşmanı fazla cüretkar buldum. Kendimi savunursam şimdi haddimi aşmış olacağım. En iyisi ben susma hakkımı kullanayım. Bence sen fazla... Merhaba. Nerede kaldın Banu? Oo, siz burada otururken ben bir sürü şey hallettim. Yok. Güney'in hakkını yeme şimdi. Nasıl çalıştığını gayet yakından takip ediyorum. Canım. Ne haber?
Haberler süper. Forma işini hallettim. Ne çabuk. Çok garip bir şekilde her şey kendinden oluyor sanki. Böyle tıkır tıkır gidiyor. Nazar değecek diye ödüm kopuyor vallahi. Tam geliyordum, Nesin aradı. Nesin'in yanında çalışıyormuş Zeynep. Hani formaları tasarlayan kız. Ben dedim hani 100 parça için boşuna Ankara'ya olmayayım sana diye.